Bahar yorgunluğu çok ciddiye alınmalı. Çünkü uzmanların belirttiği kadarıyla eğer gerekli önlemler alınmazsa tükenmişlik sendromuna sebep olmakta. Sayacağım 5 farklı bitki özellikle bahar yorgunluğunda bizim için çok daha önemli. Bunların başında çay gelmekte. Siyah çaydan ziyade yeşil çay şeklinde tüketilmesi daha uygundur. İkinci önemli bitkimiz Melisa otu. Melisa otu Akdeniz bölgesinde ve memleketimizin bütün bölgelerinde bol miktarda yetişmektedir. Antiseptik özellikle ön plana çıkmakta. Uyku düzenliliği yani uyku düzensiz olduğu durumlarda kullanılır. Hazmı kolaylaştırır. Üçüncü önemli bitkimiz ise ıhlamur. Ihlamur yine memleketimizde mevsul bulunan bir bitkidir. Ağrılara özellikle baş ağrısına çok iyi gelmekte. Hazmı kolaylaştırır. Ve en önemli özelliği ferahlandırır ki bu da bahar yorgunluğuna karşı çok önemli bir etkidir. Dördüncü bitkimiz papatyadır. Papatya da Anadolu'nun kırlarında her yerde yetişen, özellikle düşük rakımlarda bol miktarda bulunan ve doğal yetiştirilmiş halini bile her yerde bulabileceğiniz çok önemli bir bitki. Papatya'nın biz önemli daha kavramış değiliz. Gerçekten papatya çiçekleri ve yaprakları yani bitkinin toprak üzerindeki kısmının tamamının koparılıp gölgede kurutulup kullanılması özellikle biyolojik etkisini daha da artırmaktadır. Papatya yine gaz giderici. Bundan dolayı bağırsak ve mide için çok önemli. Sindirim sıkıntılarına iyi geliyor. Ve bahar yorgunluğunun en iyi ilacı papatya. Papatyanın çay şeklinde demlenerek içilmesi bahar yorgunluğuna birebir gelmekte. Rezene gibi memleketimize has endemik bir bitkinin bu kadar çok faydası olmasına rağmen hala gereken önem verilmemiştir. Bunu da özellikle bu konuyla ilgili olanlara burada duyurmakta fayda var. Rezenenin de en büyük özelliği rahatlatıcı ve müsekkin etkisinin olması, teskin edici bir özelliği var.